mesela 4-5 saat konuşuyorum. Kıyafet seçimi yaparken mekan çok iyi bir kadar kısmısınız. Renk uyumunu mu kendine yapıyorsun? Kendime, tamam kendime seçiyorsam. Ama genelde işte sürdüğü zaman saçlarımı seçtirdim. Peki Atiye de çok sevildi. Yani sizin Robin'in sen de bizi neler söyleyeceksiniz? Yani aslında çizelden hepimiz için çok özel, çok özel bir işim oldu. Senaryosu. Biz çok beğendik, izledik. Çok beğendik. Peki böyle tepkiler geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Hani güzel tepkiler olacağını tahmin ediyor musunuz? Tahmin etmiyorduk ve umuyorduk umarım böyle olur diye. Çünkü biz çok şeyle çalışmıştık. O yüzden şu an çok mutluyuz. Peki çok böyle tarihi ve mistik bir konuyu anlatıyor. Sizin tarihe merakınız var mı? Evet, yani mistik. Umarım zaten yeni olduğunu söylemiştim. Tarihinizde. Göbekli Tepe'yi henüz göremedim. Çekimlerim benim ona denk gelmemişti ama çok istiyorum. Göbek şu an boş buldum. Şu an zaten Göbekli Tepe'de aslında bir patlama oldu diyebiliriz hem Atiye sayesinde de. Size ama öncesinde de başlamıştı zaten Göbekli Tepe. Bunda tam artık zirve oldu diyebiliriz. Bu da aslında izleyicilerin ne kadar çok merak ettiğini izlediğini gösteriyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey tabii ki. Merak duyuyorsun arkeolojiyi, istiyoruz hepimizin özelliği. Peki internet dizisini mi oynuyorsunuz? İnternet dizisini genelde tercih edersiniz yoksa TV dizileri mi? Şu an internet dizileri için yani ön planda. Yani genelde değil hani şey programıma göre öyle denk gelmişti. Çok da keyifliydi, güzeldi internet dizisi. Program anlamında çok daha kolaylıkları var. Bunu her yerde söylüyoruz. O çok rahat oluyor. Peki rolünüze üçüncü bir gözle baktığınızda zaafları nelerdi? İyi yönleri nelerdi? Kötü yönleri nelerdi? Aslında izlediyseniz zaafları çok ortada yani. Zaafları işte bastırdığı çok yoğun büyük bir duygusu var. En büyük zaafı o. Ve tabii ki aslında hiç çaktırmasa da evlatlık oluşu en büyük zaaflarından biri canlı. Teşekkürler. Evet, fotoğraf alacağız.